Svetlana Vassa'ya karşı Scarlett Bryan maalesef karo veren iyi olan kazansın. Üçüncü hafta birinci gün son karşılaşma başlıyor ve söz sunucularımızda. Blasfet de üst tarafa yakın oynadığı için aslında Bryan burada birazcık vakit kaybetti diyebiliriz. Ve şimdi altta Kaplumbağa çıktı. Evet. Ya burada altın alıp ultisiyle beraber girecek de Alfa'nın da ultisi de çok sıkıntı duruyor. Düşünsene. Susturman olsun olmasın her türlü seni kesebilir. Ren koridorunu ittirdi. Skalle beraber dönerken karo görüşünü verdi. Ultisini kullanıyor. Erkut içeri doğru girdi. Alfa'dan muazzam bu ulti. Ve aldı. Erkut almayı başardı. After Dark'tan ulti ve Alfa'yı burada katlediyorlar. Vassa ultisini kullandı. Karo'nun peşinde. Karo'yu burada yakalayabilecek mi derken. Karo ultisiyle beraber kaçamıyor. Üst koridordan bir solo ki geliyor. Bunun skorunu aldı. Duvarın içinde sıkışmış bir Skalle var ama. After Dark nereye gidiyorsun? Kendini yere vurdu. Peki üst tarafta birebir de ne oldu sence? Bruno toplarını stekledi. Tak tak iki tane vurdu. Brody bir hızlı base attı. Hızlı base attı. Orada ekstra altın kazanıyor şu an Bruno. Neredeyse bütün kalkanı indirdi. Ama Ancan'ın kalkanı ömrünün sonuna kadar üstünde olmayacak. Belli bir yerden sonra kalkan gidiyor. Karo. Ya doğru giderken burada Angela'yı sersemletti. Angela'yı burada tekleyebilirler ve direkt tekleme başardı. Arkuna kaçın üstüne doğru manas yok. Ama üst derken Erkut burada rahat bir şekilde Kaplumbağa'yı katlettiğini gördük. Yalnız Ren iyi güçlendi şu an. Üst koridorda büyük bir mücadele. Kulak aça çok hasar verdi maalesef. Karo'nun canı az. Burada çıkabilecek mi ama yiyeyim? Konuşturuyor. İşte bu Angela farkı. İşte Angela farkını gördük ama bir yanlış koridora doğru gidiyor. Burada güzel hamle yaptı. Burnu'yu teklemeyi başarıyor. Paramis'ten ulti geldi. After Dark'ın üstüne bas burada. Saflaştırmasını kullandı. Scarlet ile beraber Brian çıkabilecek mi? Blossett yavaşlatmanın yansıtmaya devam ediyor. Kaybettikten sonra hemen alt koridora geçti. Vassa'nın üstüne çok ciddi hasarlar. Bu arada Yivin buz değneğinin kraliçesini bitirdiğini görüyoruz ve bu çok büyük sorun. Evet. Yani yavaşlatmadan oynatmayacak oyun. Brian geldi. Kendi tarafına çekmeye çalıştı. Geldi. Ordun canı az kaldı. Scarlet'e doğru giriyor. Burada golün üstüne hasar verebilir derken burada tekrardan sonra yakalandı. İçeriye doğru X-Port girdi. O ikisiyle beraber ve Hellcourt pençe kaçırmıyor. Canlar az. Burada Vassa'yı da katledecekler. Vassa'nın da düşünü görüyoruz. Neler oluyor Johnny? Ormancı diff oluyor şu an. Ya Bryan yok ediyor şu an haritayı. Görevleri alıyor. Paramis. Paramis bu arada büyü hasar veriyor. Doğar rüzgarında bu doğar büyü hasar işlemez. Onu da tekrardan bir altını çizelim. Vassa şu anda geri doğru püskürtmeye devam ederken geri doğru uzaklaşmaya çalışıyor. Şu anda ultisini vermesi lazım. Ultisini verdi. Burada yeniden de bu ulti geliyor. Scarlet ultisiyle beraber yanıt verdi. Kule altına doğru aldı. Şu anda Vassa'yı tam zamanda Paramis ultisi bitti. Orada Alfa içeri doğru düştü. Gidi. Paramis'in düştüğünü gördük. Ama da X-Bomb ulti. Burada Kulu düştü. Alfa düştü. Bir de üstüne burada Blossett düşerse sıkıntı. Bruno da gitti. Blossett'in canı az. Maalesef geldi. Son anda. Bir can. Son anda kesemedi. Döndü. Orada iyileşti ve hayatta kaldı. Renin üstünde. Karşılıklı olarak birbirine ulti verdiler ama şuraya dikkat eder misin bak. Lord gidiyor. Burada sonradan güzel pelçe gelir mi derken pelçesini atamaz. Burada kaptırılan bir Lord var. Bir üstüne sonra düşürüler. Klokaç önde yakalanacak olabilir. Şu anda Klokaç hasar vermeye çalışıyor. Doğa rüzgarını kullandı. Karo arada kaldı. Işınlanmasına çıkmaya çalışacak. Canın çok az olduğunu görüyoruz. Hansson'la birlikte çıkmayı başarıyor. Lord hemen üstten çıktı. Portakule'den ilerleyen minyonları var. Yani Vassa'yı keserlerse iş değişir. Vassa üstte çıktı şu anda. Vassa burada öldü. Çok net bir şekilde öldü. Lord'a döndüler şu anda görünmezliği verdi. Güzel kafa oyunu yettirir Karo. Burada kafa atabilecek mi? Duvarını yürüyor oraya. Orta koridoru tekrar ittir. Dön. Üst koridor slow push'la. Orta koridorun ittirilmesi lazım. X-Borg'un kalkan çalacak. X-Borg ultiyle beraber girecek. Sonra bitiş kapanış. İstiklal Marşı bitti. Ama sonra içeri doğru girdi. Şu anda Faramis'ten güzel bir ulti geldi. Arada kalan oyuncuyu kesemeyecekler mi? Sonra ölçüsü gidiyor. Burada yeniden muazzam bir ulti. Arka tarafa doğru geldi. Scarlet yapmak istediğini yapamadın. Güzel hasarlar geliyor. Kulak aç, kulak aç. Oynan orayı. Scarlet'in canı ağzı. Ren oynuyor. Ren'i kullandı. Ren'i de kulak kaç katlediyor. Ama devam eder, devam eder. Milyonlar var. Üst koridora giden milyonlar var. Olduğu için altı inspektörüm ama. Perihan burada kulak açın. İşini bitiriyor. Şu anda ulti açıp koşarlarsa belki oyun bitebilir ama en net olan şey Lord'a girip Lord'u almaktır. Ve garanti almak istiyorlar orada. Yalnız milyonlar da yani yok etmiş bu sırada. İmpör bırakmamış ya. Aynen aynen ya. İki tane, bir tanesi böyle bir canda, diğeri neredeyse tam bir inhibitör vardı, ikisi de düşmüş. Evet, sana çok hepsi senkron geliyor, üst koridor geç gelecek ama. Orada bir evet, onlar da harekete geçti şimdi. Şu an Lord'u içeri sok, kuleye vur bitsin. Hani savaşmaya bile gerek yok.
Kesinlikle. Şu anda alt koridora da itiraziler. Karo yavaş yavaş yaklaşıyor. Görünmezliğini bastı. Işınlanması beraber yerde. X-Borg'la beraber destekliyor. Sonra önde yakalandı. Kuleye doğru vuruyorlar. Yoksa kaybedecekler mi? Ve Slow Rush ligdeki ilk mağlubiyetini Violence'e karşı alıyor.